Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Hem kelime tekrar yapacağız, hem gramer tekrar yaparaktan soruları çözüp sizler için faydalı olmaya çalışacağız. Yazılıya başlamadan önce bizim bu yazılımızı ingilizcetv.net web sayfamızdan indirebilirsiniz ve bizimle beraber yazılı çözebilirsiniz. Böyle yaparsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. İsterseniz hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda ne var sevgili öğrenciler? Birinci sorumuzda bir parça vermiş bize. Bu parçayı okuyup ondan sonra da sorularımızı true false. Yani doğru mu yanlış mı bakalım. My name is Sally. Benim adım Sally diyor. Christmas is a famous festival. Bizim için diyor yılbaşı çok meşhur bir festivaldir bizde diyor. It's in December. Ne demek December sevgili öğrenciler? December Aralık ayındaymış. People celebrate in the birth of Jesus on that day. Bugün insanlar ne yaparlar diyor. Celebrate kutlamak demek. İnsanın doğum gününü kutlarlar. Churches rings bell their bells. Ne yapar kiliseler diyor. Çanlarını çalarlar. I send Christmas cards to my friends. Arkadaşlarıma Christmas kartları gönderirim. My father and I decorate the tree with lights and we put angel on the top of the tree. Babamla ben diyor ne yaparız diyor. Ağacı ışıklarla süsleriz ve ağacın tepesine de bir tane koyarız diyor. Melek koyarız diyor, tamam mı? Melek heykeli. My mother cooks a turkey. Annem ne pişirir diyor. Burada Türkiye yanlış anlaşılmasın sevgili öğrenciler. Bizim ülkemiz büyük harfle başlıyor. Türkiye'de yazılı bu. Hindi, pardon. Küçük harfle yazılıyor. Annem hindi pişirir. We have a dinner and give present each other evening on that day. Bugün biz diyor birbirimize akşam yemeği yeriz. Birbirimize karşılıklı bugün de hediyeler veririz. Bunda da neymiş? Yılbaşı günü. Yani Christmas Day. Christmas is January demiş. Neydi sevgili öğrenciler? Christmas ne gündü? Pardon, hangi aydı? Ocak ayında mı? Hayır, hangi aydaydı? December diyor hocam. Onun için bu ne olacak sevgili öğrenciler? False olacak. Sally sent Christmas cards to her friends. Arkadaşlarına yılbaşı kartları gönderilmiş. Doğru mu? I sent Christmas cards to my friends diyor. Doğru mu? Evet, true. Bu da true. They decorate the tree with colorful flowers. Renkli çiçeklerle ağaç süslermiş. Nelerle süslüyorlardı ağacı? I decorate the tree with lights. Ne yapıyor? Işıklarla süslüyormuş. Onun için bu da false. They eat turkey for dinner. Evet, bakıyoruz annem ne pişiriyor? Hindi pişiriyor. Doğru. They give presents to each other Christmas. Birbirine hediye verirlermiş. Give presents each other. Evet, bu da true. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki sorumuz sevgili öğrenciler. Numbers. Numbers. Bunları yazmayı öğreneceğiz şimdi. Burada 9, 8, 7 var. Evet, nasıl yazacağız biz bunu? 987. Yani 987. 745. Biraz da düzgün yazmaya çalışalım. Bu da 2000. Evet, 2,343. Bu da 256. Bu kaçmış? 421. Evet sevgili öğrenciler, bunu da böyle görmüş olduk. Sayıları biliyorsunuz zaten. Burada sevgili öğrenciler, bizim ne var? Suggestions, yani teklif öneri cümlelerimiz var. Bunları kısa hatırlayayım isterseniz. How about, nasıl olur demek. How about'tan sonra unutmayın, kesinlikle fiil ayınız takısı gelir. Let's, haydi demek. Let's'ten sonra fiil yalın halde kullanılır. Sonra would you like kelimesi. Would you like ister misin demek. Would you like'dan sonra to varsa sevgili öğrenciler fiil gelir. Eğer to yoksa, bunda to yoksa eğer buraya ne gelir sevgili öğrenciler? İsim gelir. Bunu unutmayalım. Burada bize soru sorun. Bunları eşleştirelim diyor. How about going to cinema? Sinemaya gitsek nasıl olur demiş. Evet, ne olabilir bunun cevabımız? That's a good idea. İyi fikir diyor. Cevabımız C. Let's play checkers. Checkers neydi sevgili öğrenciler? Checkers dama. Haydi diyor dama oynayalım. O da ne diyor? I love board games. Ben ne yaparım diyor. Tahta oyunları ne yapalım? Severim. Onun için burada bu da D şıkkı. How about riding a bike? Bisiklet sürsek nasıl olur diye bir teklifte bulunuyor. O da ne diyor? I love cycling. Yani bisiklet sürmeyi
Severim diyor. Do you want to go jogging? Jogging neydi? Hafif tempolu koşu sevgili öğrenciler. Jogging yapmak ister misin? Jogging is my favorite activity. O benim en çok sevdiğim aktivitelerimden bir tanedir. Onun cevabımız E şıkkı. Would you like to play tennis? Tenis oynamak ister misin diyor. O da ne diyor? I have a new racket. Yani yeni bir tane raketim var diyor. En sevgili tekrar hatırlıyoruz. How about'tan sonra fiil ing takısı alır. Let's'ten sonra gelen fiil yanlarda kullanılır. Would you like'tan sonra isim gelir ama would you like'tan sonra to varsa fiil yalın halde kullanılması gerekir. Evet sevgili öğrenci, bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza demiş ki bize boşluklara likes, love, don't like, hates, favorite ekleyelim demiş. Burada da size bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili öğrenciler. Şöyle bir kuralımız var hatırlarsanız burada. Like'dan, love'dan, don't like'dan, hates'ten sonra eğer isim gelirse bir sorun yok. Bunlardan sonra fiil gelirse fiil kesinlikle ing takısı alır. Biz buna İngilizce'de ne diyoruz İngilizce'de? Biz buna gerund diyoruz. Bunu da unutmayalım. James never plays football. Asla futbol oynamaz. He ne yapar asla oynamıyorsa? Hates. Ne yapar ondan? Nefret eder. Still likes mountains. Ne yaparmış? Still dağları severmiş. Ne olacak o zaman o? He likes. Değil mi? S takısı alması gerekiyor. Climbing. Bakın like'dan sonra fiil gelmiş ve ing takısı almış. Alex plays football in school team. Okul takımında futbol oynar. It is his favorite. Onun en çok sevdiği favori neymiş? Oyunun sporuymuş değil mi o? Ali doesn't like go to pool. Ali yüzme havuzuna gitmez Ali. Her parents. Ne olacak gençler burada? Her parents don't like. Bakın don't like. Bakın like'tan sonra gelen fiil gelmiş. Aynı takısı almış. Ali and Cem are very happy with their new roller skate. Roller skate ile ona çok mutlularmış. They love. He sheet'lerden sonra bunlar S takısı alır. Ama IUV'den sonra S takısı almaz. Evet sevgili öğrenciler. Bunu da geçiyorum. Burada demiş ki bize bir soru sormuş. What are you doing now? Ne yapıyorsun şimdi diyor. Bu hangi zaman sevgili öğrenciler? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman özelliği neydi sevgili öğrenciler? Hemen hatırlayalım. I, he, she, it. You, we, they. Evet şöyle bundan sonra am gelecek, bundan sonra is gelecek, bundan sonra are gelecek ve hepsinden sonra önemli olan şey ne? Fiil, ing takısı alacak. Bunu unutmuyoruz. Emily demiş. Emily kim? She. She is, Emily is milking. Değil mi sevgili öğrenciler? Milking little cows. İneklerin sütünü sağar. They are collecting. Collecting. Ne demek collect? Toplamak demek. Yumurtaları toplar. I am watering. Watering. Water. Su watering de sulamak. Sebzeleri suları suluyorum. Sam is feeding. Feed ne demek? Ne demek? Feed. Beslemek demek. Koyunları besliyorum. John and Linda o besliyor. John and Linda are, çünkü iki kişiden bahsediyor. Climbing. Ağacı tırmanıyorlar. The cat, kedi, is sleeping. Ne yapıyor kedi? Uyuyor nerede? Sofanın, çekyatın kenarında. Tony is cleaning. Ne demek cleaning? Temizlemek. Animal shelter ne? Animal shelter'da hayvan barınağı, yani ahırı temizliyor. Adam is brushing the horse. Atını ne yapıyor? Fırçalıyor. Değil mi? Şimdi burada da must. Şuraya T'yi koyalım. Pardon şuraya T'yi koyacağız. Must mustn't de tamamlayınız demiş. You wash your hands before meals. Must mustn't neydi sevgili öğrenci? Must mustn't zorunluluk bildiren, kural olan yerlerde must mustn't kullanıyoruz. Türkçesi yapmalısın, etmelisin. Bunu unutmayalım. Neden yapmalısın, etmelisin? Kural varsa. Ve must mustn't'dan sonra gelen fiil kesinlikle hiçbir ek almaz. Yalın halde kullanılır sevgili öğrenciler. You demiş, wash your hands before meals. Meals yemek. Yemekten önce ellerini yıkamalı mısın? Evet, yıkamalısın. Must. You demiş, eat so much chocolate. Sen çok fazla çikolata yememelisin değil mi sevgili öğrenciler? Mustn't. Mary, oh, come near the baby, she is ill. Hastaymış Mary. Ne yapması, yapmaması gerekiyor? Bebeğin yanına gelmemesi gerekiyor değil mi sevgili öğrenci? Gelirse ne yapar? Bebeği de hasta eder. Tom, get ready for the bed. It's very late. Çok geç oldu diye ne yapması lazım? Tom'un yatak için hazırlanması lazım. Masmaz'ın sorusunda böylelikle cevaplamış olduk sevgili öğrenciler. Sorularımıza devam ediyoruz.
Bir sonraki sorumuzda bize demiş ki shoot shouldn't koyun. Shoot shouldn't da sevgili öğrenciler pardon, aynı must mustn't gibi, fakat must mustn't'da bir sorumluluk, zorunluluk varken shoot shouldn't'da hiçbir zorunluluk olmadığı gibi sadece tavsiye bildirir. Shoot shouldn't'dan sonra da gene fiil hiçbir ek almaz, yalın halde kullanılır. Bunu unutmayalım. Burada demiş bize çocuklar eat vegetables. Çocuklar sebze yemeli mi? Evet, kesinlikle çocuklar sebze yemeli. Çünkü sağlıklı. They have test tomorrow. Onların New Year'ın testleri varmış. O zaman go to cinema. Sinema gitmeliler mi, gitmemeliler mi? Tabii ki sinemaya gitmemeliler tabii ki yani. Niye gitsinler? Ders çalışmaları gerekiyor. Play football in the street. Caddede top oynamalılar mı? Hayır. You sen caddede top oynamamalısın sen. You brush your teeth after every meal. Her yemekten sonra dişlerini fırçalamalı mısın? Evet, fırçalamalısın. Şut olması gerekiyor. She too much candy. Candy neydi? Şeker. Çok fazla şeker yememeli değil mi o yani? Shouldn't olacak değil mi sevgili öğrenciler burada? Evet, shouldn't. Burada da sevgili öğrenciler likes, like, like, likes, don't like, doesn't like de doldurun demiş bize. Kuralımızı tekrardan hatırlayalım. Like'dan, likes'dan, don't like'dan, doesn't like'dan sonra eğer fiil gelirse ing takısı alır. Eğer isim gelirse hiçbir ek almaz. Bunu unutmayalım sevgili öğrenciler. Bu ing takısının bazı öğrenciler şimdilik zamanla karıştırabilirler. Bunun şimdilik zamanla herhangi bir alakası, ilgisi yok. Evet, burada demiş ki I. Bir de kuralımız ne? He, she, it'lerden sonra s takısı alacak. I, you, it'lerde s takısı almayacak. I'lar, I, you, it'lerde don't'la olumsuz yapacağız. He, she, it'lerde olumsuz yaparken neyle olumsuz yapacağız? Doesn't olumsuz yapacağız. Bu tatlını yaptıktan sonra sorumuza devam edelim. Bakın burada gülücük var. Ne yapacak o zaman bu? Like değil mi sevgili öğrenciler? Burada ne yapmış? Gülücük yok değil mi? O zaman ne yapsın? Yüzmeyi sevmiyor diyeceğiz değil mi? Sevmiyor. O zaman ne olacak bu? Doesn't like sevgili öğrenciler. Üçüncü soruda bakın gene sevmiyormuş. Don't like. Evet. Cem bakın seviyor. S takısı koyuyoruz. Likes. Unutmuyoruz S takısını. Fatma dansını yapmıyormuş. Sevmiyorum. O zaman ne olur? Nasıl olumsuz yapacağız? Doesn't like ile olumsuz yapacağız cümlemizi. Burada yine sevmiyormuş. He doesn't like. Neyi? Okumayı sevmiyorum. Ama sevmesi gerekiyor okumayı değil mi? Burada satranç seviyormuş. I like. Seviyorum diyor. Playing chess. We like. Yine stakısı almıyor. Şarkı söylemeyi seviyor. I bakın eating egg. Yumurta yemeyi sevmiyormuş. Onun için ne olacak burası? Don't like olacak sevgili öğrenciler. Evet devam ediyoruz. Mustafa bakın walking yüzünde gülümseme var. Likes S takısını unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler şimdi son sorumuza geçelim. Son sorumuza 4 tane test sorumuz var. What's the matter with him? Ona ne oldu diyor. Ona ne olmuş? Bakıyoruz parmağı kanıyor. He has got flu. Olur mu flu? Pardon sevgili öğrenciler. Flu neydi? Grip. Hasta olmuş mu? Hayır. He has got temperature. Ateşi mi var? Hayır. He has got cut on his finger. Ne yapmış? Parmağını kesmiş. Doğru cevabımız bu. He has got cut his leg. Ayağını mı kesmiş? Hayır. İkinci soruda what's the matter with him? Ona ne oldu? He has got flu. Grip mi? Hayır. He has a stomachache. Karnı mı ağrıyor? Evet, karnı ağrıyor. He has got temperature. Ateşi mi var? Hayır. He has got toothache. Dişi mi ağrıyor? Hayır. En sevgili öğrenciler, he should stay in the sun. Güneşin altında güneşte kalmalı değil. He should have a picnic. Piknik yapmalı değil. He should drink mint and lemon. Nane ve limon içmeli. Hayır. He should go to dentist. Niye? Çünkü dişi ağrıyor. Ne yapmalı? Dişçiye gitmeli. Son sorumuz sevgili öğrenciler. He shouldn't go to doctor. Doktora gitmemeli değil. He shouldn't lift heavy things. Ağır şeyler kaldırmamalı. He should drink mint and lemon. O nane limon içmeli. He should go to dentist. Dişçiye gitmeli. Beni ağrıdığına göre ne olması gerekiyor öğrenciler? Onun ağır şey kaldırmaması gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler burada yazılımımızın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir yazılı anlatım videosu olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abonemi unutmayın sevgili öğrenciler. Bu arada bizim kanalımızda 5. sınıf bütün kelime videoları bulunmakta. Oradan kelime çalışmaları yapıp buradan da yazılıları dinleyip başarılı olmanızı diliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın.